Evet arkadaşlar merhaba. 16 Mayıs 2021 Adana At Yarışları akşam programınla beraberiz tekrar. Pazar gününüz inşallah iyi geçiyordur diyoruz ve Adana'daki bu 7 koşulu programdaki Altılık Ayağan'la ilgili tahminlerimizi hemen geçelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ikinci koşuyla başlıyor Altılık Ayağan. Saat 18'de maiden bir mücadele. İki yaşlı İngilizler 1100 metre çimpiste çıkacaklar. Toplam 9 tane safkan var burada. Start alacak. Bu safkanlar içerisinde biz bu tabii ki daha evvelden izlenmiş olduğumuz bu baktığımız zaman ilk kez koşan birçok detay oldu ki rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bir aksilik olmadığı takdirde 3 numaralı Fire of Rebellion koşuyu çok rahat bir şekilde tuta tuta kazanacak durumda. Tek bir rakibi var o da bal gibi. 6 numaralı bal gibi. Burada bir rakibi olacaktır. O da biraz zor yetişecek gibi duruyor. Tabi bilemiyoruz burada bir dümen dönmezse. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Adana, Şanlıurfa ve Elazığ'a kesinlikle güvenilecek bir bölge değil. Yani en son bu Ferit Yardımcı'nın da yapmış olduğu hareketleri gördükten sonra bu aprantiye üzüldük yani. Ne gibi bir şey döndürecekler burada bilemiyoruz ama eğer normal şartlar altında 3 numaranın gelmesi lazım bizim bankomuz arkadaşlar. Günün bankosu 3 numara Fire of Rebellion. Üçüncü koşu Handicap 16 Altılgay'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimpiste çıkacaklar. Bu 12 tane safkan burada start oluyor. 5 tane safkana yer verdik. İlk atımız 3 numaralı Cihan'a bedel. Fordçu Ferit yardımcıyla orada yapmış olduğu harekette karşılık böyle bir lakap kullanıyoruz biz. O aprantiye durmazıma binen Sedat Ekinci'ye Sedat Dikmen pardon ne yapmış olduğu hareket yüzünden bu şekilde Fordçu Ferit diyoruz buna. Cihan'a bedel. 9 numaralı Muşi Mehmet Salih Çelik'le 1 numaralı Pastör Mehmet Akyavuz'la 2 numaralı Solid Brothers Ercan Çankaya'yla ve 7 numaralı Puzzle arkadaşlar Emrah Sincan'la. Burayı 3, 9, 1, 2 ve 7 şeklinde geçiyoruz. Bu 12 tane safkan içerisinde 5 tane safkana yer verdik arkadaşlar. Normal şartlarda küçük kuponlarda 3, 9, 1 olarak bitmesi lazım. Yani 3, 9, 1'in dışına çıkmaması lazım ama burada kesinlikle 2 numara ve 7 numara da bu çim pistte koşulacak olan bu koşuda iyi koşacaklarına inanıyoruz. Bilhassa bombayı da zaten 7 numara yapacaktır burada. Emrah Sincan'la Puzzle. Evet, dördüncü koşuya geçtik. Altılgay'ın üçüncü ayağı. Adana'da 2000 metre çim piste çıkacaklar. Şartlı 5000 mücadele. Baktığımız zaman burada toplam 8 tane at var. Bu 8 tane atın 3 tanesini biz uygun bulduk. İlk atımız 1 numaralı iz bırakan Mehmet Akyavuz'da. Arka arka 3 defa kazandı. Yine kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama biz 2 tane daha atı kesinlikle yazılmasının taraftarıyız. 5 numaralı Demir Kurt, Emrah Sincan'la yazılmalı. Ve 8 numaralı Summer Pictures arkadaşlar. Günün bombasını da patlatır bu inşallah diyoruz. Bizim güvendiğimiz bu safkan. 1, 5 ve 8 şeklinde burayı tam 3 tane safkanla geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Mehmet Akgüboz'un performansı tabii ki yadsınamaz. Burada gözümüzü kapatamayız böyle bir performansa. Ama burada dediğim gibi bir şekilde 5 numara Demir Kurt çok şanslı ve aynı zamanda günün sürprizini de yapmaya hazırlanan bir isim orada 8 numaralı Summer Pictures. Yaz fotoğrafları adının ismi. Beşinci koşu 7.30'da kısa vade 8-3 yaşlı İngiliz safkanları 2000 metre uzun metrajlı çimin piste çıkacaklar. Evet baktığımız zaman burada tam 9 tane safkan içerisinde 2 tane farklı vereceğiz. Çizgi çekeceğiz. 2 tane de isteyenler onları da yazabilirler tabi. Normal şartlar altında arkadaşlar bu koşu 2 tane atın dışına çıkmaması lazım. Bunlardan biri 2 numaralı Doğukan ki burada Doğukan'ı alternatif bank olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Evet kazandı ve üzerine yine Mehmet Akyavuz biniyor. Zaten sahipleri de kendileri.
bu sapkını getirmek için her türlü şey yapacaklardır. Yani küçük kuponlarda Doğukan'ı rahatlıkla tek atabilirsiniz arkadaşlar, o derece. Ama burada 5 numaralı Strong Steps bir şekilde devreye girebilir. Ve yani 2 ve 5 normal şartlar altında eğer delikanlı gibi koşu olacaksa 2 arkasından da 5'in gelmesi lazım. Ama 2 tane daha safkandan biz burada biraz böyle şüpheliyiz. Bunlardan 3 numaralı King Arben, Fatih Rüstem Bebek'le ve 7 numaralı Çeçen kızı Velat Demir'le burada devreye de girebilirler. Biz buraya 2 diyoruz, altına çizgiyi çekiyoruz. 5 diyoruz, onun altına bir çizgi daha çekiyoruz. 3 ve 7 diyoruz. 2, 5, 3, 7 şeklinde burayı geçmeye çalışacağız. Evet, 6. koşu saat 8'de baktığımız zaman burada handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. 7 tane safkan burada start oluyor. Ve biz bu 7 safkanın 4'ünü veriyoruz arkadaşlar. Normal şartlar altında burada da çok tuttuğumuz bir safkan var tabi. İlk atımız 7 numaralı King of Solid. Normal bu safkanın gelmesi lazım. Kendi atları, antrenörlerin de kendileri yapıyor. Mitat katı. Bu da Halef katı biniyor zaten. Küçük kuponlarda rahatlıkla risk edilebilir arkadaşlar bu safkan. King of Solid. İlk atımız, ikinci atımız 1 numaralı Can Demir, Emrah Çankaya ile Natif Kan temsilcisi. Üçüncü atımız King Can, 2 numara Mert Gökalp Aslan'la ve son olarak da 5 numaralı Filinta diyoruz, Emrah Sincan'la. Burayı 7-1-2-5 geçiyoruz ama dediğim gibi arkadaşlar, küçük kuponlarda ya da misli kuponlarda 7 numara King of Solid kesinlikle riske edilebilir. İyi koşacağına inanıyoruz biz. Her ne kadar 44 handikap puan olsa bir anlamı yok. 55,5 kiloyla burada çıktı gibi bitirecek durumda. Evet, 7. koşu Altın Gaya'nın da son ayağı arkadaşlar. Burada toplam 15 tane safkan var ve biz bu 15 safkanın 8'ini yazıyoruz arkadaşlar. 8 tanesini yazıyoruz. Normalde kapatılması lazım. Yani 2 tane tek bulabiliyorsanız, biraz da geniş kupon oynamak istiyorsanız, hani bir şeylerden ümidiniz varsa, para fazla vereceğini düşünüyorsanız ikramiyenin, o zaman burayı kapatmanıza yarar var. Ama biz 8 tane atı verelim. 3 numara Serpintay, Mehmet Emin Doğan. 1 numaralı Son Toşur, Emrah Çankaya. 2 numaralı Kop Kaptar, Enver Şimşek. 5 numaralı Uçan SS, Mert Gökalp Aslan. 12 numaralı Çıkmazoğlu. Ve 8 numaralı Keştebata, Yusuf Cengiz. 6 numaralı Piyanist, Doğukan Sav ve 9 numaralı Özkara, Mustafa Kemal Kumbasarlı arkadaşlar. Burayı 3, 1, 2, 5, 12, 8, 6 ve 9 şeklinde tam 8 tane safkanla geçiyoruz. Böylece Adana ile ilgili söyleyeceklerimiz de tabii ki sona eriyor arkadaşlar. Hemen bildirelim yine www.marksporttahmin.com web sitemizden ücretsiz tahminlerimize ulaşabiliyorsunuz. Orada futbol da var arkadaşlar. Futbolla ilgili arkadaşlar varsa yararlanabilirler. Aynı zamanda videolarımızın altında eğer bilgisayardan girerseniz katıl butonu var. Katıl butonuna premium üyelik alan arkadaşlarımız da bizimle WhatsApp üzerinden günün kuponlarını birebir her koşudan evvel alabiliyorlar. Böyle de bir imkanımız var. İletişim içerisinde Facebook ve Instagram üzerinden öncelikle bize mesaj atarsanız size dönüyoruz. Bu konuyla ilgili de bilgilendirmek isteyenler, bilgi almak isteyenler bizimle rahatlıkla iletişime geçebilirler arkadaşlar. Evet, Adana ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Çok fazla sürprizin olmayacağı gibi gözüken ama çok da boşlanmaması gereken bir yarış günü bugün Adana bizce. AGF oranlarına göre burada göreceğiz. Ama dediğim gibi tuttuğumuz atları sizlere söyledik. Arkasındayız. İlk ayakta da eğer 3 numara bizim bankomuz, bir aksilik olmazsa Fire of Rebellion'ın 3 numara banko geleceğini düşünüyoruz. Daha sonra da 5. koşuda 2 numara Doğukan'a çok güveniyoruz.
Ve aynı zamanda 6. koşuda da 7 numara King of Solid'e katıların atı, Mithat katıların atına güveniyoruz arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüze olsun diyoruz arkadaşlar. Bol şans.